Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım. Zira asıl konuşmamı Ankara'da genel merkezimizde yapacağım. Öyle zannediyorum ki 9.30-10 gibi Ankara'da konuşmamı yapacağım ve burada süratle havaalanına geçip Ankara'ya intikal etmemiz lazım ve Ankara'da da gidene kadar zaten temennimiz o ki %100 sandıklar açılmış olsun ve neticeyi de buna göre inşallah almış olalım. Şu anda henüz maçın daha uzatma dakikalarını oynuyoruz. Daha henüz bitmiş değil. İnşallah hakem son düdüğü tabii ki YSK kararıyla açıklayacak ama tribünler de bir şeyin kararını verir. Ve milletimiz malum 5 Temmuz'da çıktığımız yolculukta bugün sandıklarda iradesini ortaya koydu. Şu anda da %97 gibi sandıkların neticesini almış vaziyetteyiz. %100 olarak neticeyi aldığımız anda o zaman milletimiz de inşallah genel merkezimizin balkonundan seslenerek kucaklaşacağız. Ben dualarınızı bekliyorum. Maltepe'de söylediğim gibi hakkınızı helal edin diyorum. Biz de bu can bu tende oldukça inşallah bu yolda milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha ileri bir demokrasiyi, onun standartlarını ülkemizde egemen kılmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çözüm sürecini ülkemizde egemen kılmak için gayretle koşturacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Tüm emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gencinden, kadın kollarından, kadınlarımızdan, tüm beyefendi kardeşlerime kadar hepsine teşekkür ediyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ olun. Teşekkürler İstanbul. Çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Ve hep birlikte insanlara şahitlik etmeye davet ediyoruz sizleri ekranlarınızın başında. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Otobüsünü açalım lütfen.
Hayırlı geceler aziz kardeşlerim. Ben sizlere ata yurtundan, arta topraklarından sıcak selam getirdim Kırgızistan'dan. Selam Türkiye, selam Ankara. Tüm Türkiye için, tüm Türk milleti için yeni Cumhurbaşkanımız hayırlı olsun. Umarım ki bu seçimden sonra Türkiye daha da büyüyecek, daha da gelişecek. Daha da gelişecek. Artık Türkiye eskisi gibi değil. Hatırlatmak istiyorum. 12 sene evvel zayıf, kredi bulamayan, borç bulamayan, gündemi belirleyen bir Türkiye vardı. Şimdi güçlü, kendisi başka ülkelere yardım veren, kredi veren, gündem belirleyen Türkiye var. Yaşasın Türkiye. Ve